istemadım menkıbe ise Masar bu son bulduğumuz kıza bayım bayım bayılacak. Bence bu kadar emin olma anne. Bundan öncekilerde de çok emindik ama ne oldu? Abim hiçbirine bayım bayım bayılmadı işte. Sus bakayım. Belki de senin bu şom ağzının yüzünden bir türlü olmuyor. Bir keresinde de ağzını hayra aç. Tamam tamam iyi. İnşallah bu sefer olur da artık sıra bana gelir. Zaten abinin evlenmesini başka bir nedenle isteseydin şaşardım. Neyse bu kız ne güzel seçilmişti. Miss Blob hacim şampuanı sonrası saç kremi güzeli. Maşallah. Artık biz de gidip abine bu güzel haberi verebiliriz. Biz veririz de o almaya niyetli olacak mı bakalım. Sen bugün sol tarafından kalktın galiba. İyi iyi. İnşallah abin evlenmez de sen de koca diye inim inim inlersin. Gazeteniz Herald yani siz çocukların İngilizce öğrenmesi gerektiğini düşünerek bundan böyle gazeteyi İngilizce çıkarmaya karar verdi. Yes, all right! Bu kadar aptalca bir fikir daha olamaz. Bunu hiç duymamış olayım Müfit Beyciğim. Masar Beyciğim top sizde, buyurun. Gazeteniz Herald yani bütün okurlarını İngilizce öğrenmesi için İngiltere'ye yolluyor. Oha! İngiltere'de 70 milyon kişiyi bekliyordu zaten. Bana bakın, adam gibi bir şeyler hazırlamadan beni sakın meşgul etmeyin. Peki Önder Bey. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı Önder Bey. Masar. Koskoca bir göktaşının hızla yaklaştığını Masar'a haber veremeyecek olmam beni kahrediyor. Allah'ım ne olur bir mucize olsa, olsa da haber alsa. Olsa da keşke İstanbul'dan uzaklaşsa. Buldum. Masar'a direkt olarak söylemeyeceğim ama onu iki günlüğüne bir yere gitmeye razı edersem hayatını kurtarabilirim. Hemen gitmeliyim. Kanka galiba en iyisi benim eve gidip kampa girip bu işi öyle bitirmek ha. Ne dersin? Evet ya galiba en iyisi bu. Yani kafam durdu hiçbir şey bulamıyorum. Ben geldim. Hoş geldin ruhum. Ne bu halin? İnsan karısını böyle mi karşılar? Aşk olsun. Kusura bakma hayatım. Sabahki İngilizce işi başıma dert oldu. Bir türlü halledemedim. Canım çok yoruldun sen. Şöyle bir tatile çıksan. İstanbul'dan uzaklaşsan biraz diyorum. Çok iyi olurdu ama şu ara mümkün değil canım. Bu işi ya bitirmek ya bitirmek zorundayım. Ama bir tatil sana çok iyi gelecektir. Hem tatil insanların zekasını açar kocacığım. Ne olur beni kurma da tatile çık. Ruslan saçmalama Allah aşkına. Ben ne diyorum sen ne diyorsun ya? Eğer bu işi bırakıp tatile çıkarsam Önder Bey beni sonsuz bir tatile çıkarır. Yağmurlar kesiliyor aşkım gitmek zorundayım. Ama ne olur sen de şu tatil işini biraz düşün olur mu? Tam da tatile çıkacak zamanı buldun yani zavallı Ruslar. Yağmurlar da gelip giderken herhalde kafayı üşüttü. Anne, yine bana kızacaksın biliyorum ama abimi ikna etmemiz çok zormuş gibi geliyor bana. Niçin o? Kızı görmek için. Kız Ankara'da oturuyor. Hoppala! Yani bu kız da oturacak başka yer bulamamış mı canım? Ha yani gerçi Cumhurbaşkanı da Ankara'da oturuyor ya. Neyse neyse dur bakalım. Hele abim bir gelsin de artık onu ikna etmeye çalışırız. Hadi kanka gel. Hadi. Hiç vakit kaybetmeden hemen başlayalım. Tamam. Gel. Abi, Müfit Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Anne, Firdevs ne işiniz var sizin burada? Bak evladım biz buraya tahmin edemeyeceğin kadar önemli bir iş için geldik. Tahmin etmesine ediyorum da yapacak bir sürü işimiz var. Bugün hayırlı bir iş için hiç uygun değilim anne. Minik kuşum yani bu sefer sana güzelliği tescillenmiş ultra süper güzel ötesi bir kız bulduk. Yine mi? Yani bu kızı görsen hani var ya vallahi hemen evlenmek istersin. İyi tamam başka bir zaman görüşürüz. Olur mu abi yarın akşam bekliyorlar bizi. Yarın akşam mı? Kusura bakma ama bu imkansız. Müfit bu böyle heykel gibi duracağına gidip abimi ikna etmeye çalışsan nasıl olur? Tabii tabii. Masar ya. Belki de gidersin be kanka yani değil mi? Yarın akşama kadar bitirebilirsek diyorum yani. Oğlum bitirebilir miyiz ya? Bitiririz ya oğlum ne var bunda yani hayret bir şey ya. İyi peki tamam. Şu elimizdeki reklam işini bitirelim gideriz. Hate be. Aslan oğlum benim. O zaman hemen gidip otobüs biletlerini alalım. Ay, yoksa uçakla mı gitsek? Bir dakika. Ne o otobüsü, ne uçağı? Ay, tüh. Sana söylemeyi unuttuk. Aslında kız birazcık Ankara'da oturuyor. Ne? Olamaz. Demek sonunda İstanbul'daki kızları bitirdiniz ha? Ya şöyle mi desek acaba? Gazeteniz Herald yani kendi kendine İngilizce öğrenen çocuklara aferin diyor.
Kanka sen kafayı iyice sıyırdın galiba. Niye ya? Böyle bir durumda gazete hiçbir şey vermemiş olacak. Ha. Bak minik kuşum. Böyle bir kız dünyanın yanından 80 yılda bir geçen kuyruklu yıldız gibidir. Gel kaçırma, git şaşırma. Abi kızı bir gör en azından. Yani önden olmasa bile hiç olmazsa yandan, profilden bir gör. Ya siz beni işten attırmaya yemin mi ettiniz? İşim gücüm var diyorum size. Niçin anlamak istemiyorsunuz? Oğlum, minik kuşum. İş de yalan, güç de yalan. Var git Ankara'ya. Nedir ki geriye kalan? Anne sen şiir gibi konuşmaya başladın, farkında mısın? Evet kızım, farkındayım. Sultan Mahmut farkındayım. Çok işim var, ter akıyor kaşımdan. Ne olur anne gidin artık başımdan. Ruzacığım hoş geldin. İlk defa senden annemleri buradan korkutup kaçırmanı istiyorum. Hadi korkut kaçır. Şimdi mutlaka konuşmamız gerek. İşim var ya, Allah Allah. İşim var ya, işim de... Bak gene kaçıyor yanımızdan. Ne zevk alıyor sanki bekarlıktan. Evet, evet, evet oğlum. Tamam, hadi bakalım seni dinliyorum. Hayatım, eğer beni birazcık dinliyorsan hemen tatile çık. Hoppala, Ruhsar saçmalama Allah aşkına. Nereden çıktı şimdi durduk yere tatil? Hem benim tatile çıkmam sana niye bu kadar dert oldu anlamıyorum. Ama hayatım çok yoruluyorsun. Hem tatile çıkmazsan depresyon geçirirsin. Hem senin gibi insanların tatile gitmesiyle ölü olan turizm biraz canlanır. Turizmin canlanmasını istemiyor musun? Hayret bir şey ya. İçeride annem şiir gibi konuşuyor. Burada sen Reyhan gibi konuşuyorsun. Ne oluyor size böyle anlamıyorum. Hayır ben tatile falan gidemem. Bu konuda kapanmıştır. Anlasana be adam. Seni düşünüyorum. Kafana göktaşı düşünce mi aklın başına gelecek? Sağ ol anneciğim. Teşekkür ederim. Kanka nasıl gidiyor? Hı? Yeni bir şeyler bulabildin mi? Yine. İşte gazeteniz Herald yani'den eşsiz ve dev bir hizmet. Hizmet. Gazeteniz Herald yani bundan böyle İngilizce öğreten diğer gazeteleri ücretsiz veriyor. Bir Herald yani gazetesi alana diğer gazeteler bedava. Manyak mısın lan sen? Böyle bir şey olur mu? Hem rekabete aykırı hem de maliyet hesaplarına aykırı. Sen de soy sop hesaplarımıza aykırı olucu yine. Biraz söz dinleyip Ankara'ya gitsen ne olur sanki? Alt tarafı bir kız göreceksin be evladım. Bu kadar zor mu yani? Evet zor, zor, zor. Bu konuyu sonsuza kadar kapatalım artık. Masar, kocacığım annen doğru söylüyor hayatım. Nasıl yani anlayamadım. İtiraf etmem gerekirse annen sana bu sefer gerçekten çok güzel bir kız buldu. Hadi ya vallahi mi? İnanmazsan göstereyim. Oo, vay canına annemler bu kızı nereden bulmuş ya? Bir dakika. Bildiğim kadarıyla en son Ankara'da deniz yoktu. Bu kız Ankara'da denizi nasıl bulmuş ki? Bu yani kızın eski bir görüntüsüydü. Bak işine karışmak istemem ama bence de bu kızı gidip bir gör. Hoppala Ruhsar sen ne dediğinin farkında mısın? Bu konular senin en hassas olduğun konulardı. Ne oldu? Cennetten girerken kafayı kapıya mı çarptın? He? Ne oldu? Oldu mu? Olmuyor. Yağmurlar kesiliyor canım. Şimdi gitmem lazım sonra görüşürüz. Nasıl? Saadettin izne mi çıktı? Olamaz. Tamam aman anlaşıldı tamam. Ne oldu Gözüm abla yine sinirlisin? Az önce Saadettin'in iş yerini aradım. Saadettin'e yıllık izin vermişler. O da Antalya'ya seyahate gidiyormuş. Halbuki sırf gidemesin diye iş yerine dünyanın işini yağdırmıştım. Ama yine de izin verdiler hayret bir şey. Sen ne yaptın? Masar'ı gönderebildin mi bari? Ne gezer. Maalesef Masar'ın durumu da seninkinin tam tersi. Ne yapacaksın bilemem ama elini çabuk tut Ruhsar'cığım. Zaman giderek daralıyor. Göktaşı bir top güllesi gibi hızla İstanbul'a yaklaşıyor. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur Ruhsar yanı yanı başıma. Görsün millet. Yan yana